Didim Emlak TV'den merhabalar. Bugün Didim Efeler Mahallesi'nde gerçekten çok fazla özelliği olan tam müstakil, özel havuzlu, özel otoparklı 380 metrekarelik arsa içerisinde inşa edilmiş 200 metrekarelik kapalı alana sahip gerçekten güzel bir villamızın tanıtımını yapacağız. Villamızın tanıtımını yapmadan önce kısa bir VTR'miz var. Onu izleyelim. Kaldığımız yerden anlatmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar VTR'mizi izledik. Şimdi hep beraber evimizi gezmeye başlayalım. Evet, şu an ilk otoparkındayız. Müstakil olan villamızın otopark kısmındayız. Bir aracın çok rahat kalabileceği bir otoparkımız var. Hemen buradan havuza doğru yöneliyoruz. Bu arada şunu da belirteyim. Bugün rüzgarlı bir günde çekim yaptık. O yüzden konuşurken konuşmalarımız rüzgar sesiyle karışabilir. Bundan dolayı da ekstradan özür diliyoruz. Doğanın şartlarına mağdur kaldık. Evet, havuzumuz gördüğünüz gibi büyük, bir ailenin çok rahat kullanabileceği bir kapasiteye sahip. Yine havuzumuzun etrafında diğer villalarımızda olduğu gibi yeteri büyüklükte güneşlenme alanı var. Bu villamızın diğer güzel yönlerinden bir tanesi de evet, gördüğünüz gibi dışarıda bir verandanın altyapısı hazır hale getirilmiş. Seramiklerle döşenmiş. Hemen barbekümüzün olduğunu görüyoruz. Buradan yukarıya baca çıkışı verilmiş. Eğer istenilirse üst kısmı da kapatılabilir. O şekilde nizami bir kullanım haline getirilir. Villamızın bahçesiyle ilgili konuşmamız gereken çok fazla detay yok. Yine yeşillendirilmesi ve ağaçlandırılması yapılmış. Tertemiz bir şekilde müşterisine sunum halini getirilmiş. Tekrardan buradan da gördüğünüz gibi bahçe içerisinde patika yolu yapılarak villamızın girişine doğru yön verilmiş. Ve burada bir kısım anlatmam gereken bir durum daha var. Unutmadan onu da söyleyeyim. Dış cephede çok kaliteli cephe taşı çalışması yapılmış. Antrasit renkte güzel ve şık olmuş. Farklı bir hava katmış. Hem de hava şartlarından dış cephenin boyasını koruyor. Bu çalışmanın böyle özel bir durumu var. Şimdi villamızı dışarıdan tanıtımını yaptık. Hep beraber villamızın içerisindeki güzel alanı ve yapılan uygulamaları görelim. Çok beğeneceğinizi umuyorum. Evet, şimdi bu muhteşem villamızın içerisindeyiz. Hep beraber villamızın içerisini gezeceğiz. Evet, demiştim rüzgarlı bir gün, hemen kapıyı kapattım. Evet, hemen girişte sağ tarafımızda banyo tuvaletimiz mevcut. Banyo tuvaletimiz de yeterli büyüklüğe sahip. Hilton lavabomuz, duşakabini, tuvalet taşımız konulmuş. Hemen bu kısımda iki tane basamak aşağı iniyoruz. Ve açık mutfaklı çok güzel bir salonumuz olduğunu görüyoruz. Salonumuzun zeminleri seramik. Tavanlarımızda aydınlatmada hem sarkıt aydınlatma hem de
spot hem de LED, yani 3 tür aydınlatma şeklinin, modelinin kullanıldığını görmekteyiz. Yine salonumuzun içerisinde tüm diğer odalarımızı ısıtacak sistemde bir şöminenin yapıldığını görüyoruz. Bu da ayrı bir sıcaklık ve ayrı bir renk katmış villamıza. Yine burada dikkatimi çeken diğer bir husus da bu şekilde bir pano koyularak aydınlatması da yapılmış, değerlendirilmiş bir alanımız var. Bu villamızın diğer iyi taraflarından birisi de yine soğutmada ve ısıtmada kullanabileceğimiz sistemlerin inşaat aşamasına yerleştirilmiş olduğunu görüyoruz. Daha sonra herhangi bir ek çalışma çıkarmadan üniteleri takıp mevcut yerleri kullanım haline getiriyorsunuz. Buradan da doğramada özellikle geniş sürgülü kapıların kullanıldığını görüyoruz. Hem villamızın içerisinde iyi bir aydınlığı getirmiş hem de dışarıyla irtibatı sağlamak adına bir kolaylığı sağlamış. Salon kısmındaki anlatımlarımızdan sonra salonumuzun içerisinde duran böyle çok kibar, güzel, müthiş bir mutfak donanımını görüyoruz. Hemen burada tezgahımız var. Tezgahımızın mutfak tezgahına doğru olan kısmında büyük çekmecelerin uygulandığını görüyoruz. Buraya istediğiniz boyutta tencerelerinizi, kapkacaklarınızı çok rahatça koyabiliyorsunuz. Biraz mutfağımıza dönüp baktığımızda evet, yani mutfak dolaplarında kullanılan malzemenin gerçekten çok kaliteli olduğunu, çok düzeyli bir malzemenin kullanıldığını görmekteyiz. Renk olarak çok fazla yorum yapmaya gerek yok. Çok uyumlu ve güzel bir seçenek. Buradan da yine özellikle bayanlar için burada iş yaparken dışarıyı görmeleri açısından iki tane böyle aydınlatma amaçlı pencere konulmuş. Dolabımız bu şekilde devam ediyor. Bu mutfağımızda bulaşık makinamız, buzdolabımız, ankastre fırın, havalandırma davlumbaz seti hazır haldedir. Dolabımızın içerisinde bunlar da ekstra olarak konulmuş, bir bütünlük sağlaması açısından iyi düşünülmüş. Yani gerçekten malzeme ve işçilik artı uygulama birbiriyle çok uyumlu, renkte bir o kadar güzel. Mutfak ve salonumuzu bu şekilde gezdikten sonra hemen giriş katımızda bir yatak odamızın olduğunu görüyoruz. Yani bu giriş katındaki yatak odasını her villamızda göremiyoruz ama bu tarz biraz daha özel olan villalarımızda yatak odasının olması villaya büyük bir artı getiriyor. İleride yaşlılıkta, hastalıkta bulunmaz Hint kumaşı statüsüne sahip bir oda. Evet, giriş katımızı bu şekilde sizlere anlattım. Şimdi üst katımızı hep beraber gezeceğiz. Orayı anlatmaya devam edeceğiz. Evet, şimdi villamızın birinci katına doğru çıkıyoruz. Çıkarken kullandığımız merdivenlerden biraz bahsetmek istiyorum. Tek yön merdiven kullanılmış, tamamen ahşap olarak dizayn edilmiş ve her basamağın altında LED aydınlatmaları mevcut. Farklı bir çalışma, farklı bir uygulama villanın ekstralarına bir ekstra katmış. Hemen sol tarafımızdaki duvarda da farklı bir boya çalışması, yani duvar kağıdı değil, evet boya ama çok farklı ve kaliteli bir boya. Farklı bir havası var onun da. Evet, merdivenlerden çıktığımızda şu an villamızın birinci katındayız. Hemen çıkışta bir balkonumuz var. Daha sonradan gerçi öbür yatak odasına geçerken de bu balkonu göreceğiz. Bu şekilde bahçe ve havuza bakan bir balkonumuz. Evet, bunu gördükten sonra villamızın birinci katındayız demiştim. Burada 4 tane yatak odamız var. 2 tane de banyo tuvaletimiz var.
Yine gördüğünüz gibi böyle koridorlar ya da boş kalan duvarlar bu şekilde modifiye edilmiş. Hem bir fantazi katmış hem de ayrı bir hava vermiş. Evet, şimdi ana yatak odamızdayız. Yatak odamız bir yatak odası takımının tam olarak oturabileceği bir alana sahip, gayet de rahat ve geniş. Yatak başımız bu şekilde tasarlanmış. Özel bir dizayn. Yine üstü biraz önceki merdiven boşluğunda gördüğümüz boya ve renk. Bu arada üst kattaki zeminlerimiz laminant görünümlü seramik olarak döşenmiş. Hemen bu yatak odamızda ebeveyn banyo tuvaletinin olduğunu görüyoruz. Evet, ebeveyn banyo tuvaleti ama genel bir banyo tuvaletiymiş gibi bir havası var. Hem o kadar büyük hem de rahat ve malzemelerine zaten diyecek bir pozisyon yok. Gerçekten de çok kaliteli. Yani hepsi birbirinden güzel. İşte duşakabin tasarımı olsun, tuvalet taşı tasarımı olsun. İşte burada gördüğünüz küvet ya da tekne nasıl değerlendiriyorsanız değerlendirin. O çok güzel duruyor, çok hoş duruyor. Yine Hilton lavabomuz ve ona bağlı aynamız. Aynamızın arkasında yine fantastik aydınlatma modelimiz var. Evet, bu yatak odamızda yine bahçe ve havuza bakan bir balkonumuz var. Gayet de geniş ve rahat. Sadece bu yatak odamıza bağlı bir balkon. Villamızla ilgili belirtmem gereken diğer bir husus da hemen burada görmüşken söyleyeyim. Villamızın tüm balkon çıkışlarında ve pencerelerinde elektrikli panjur sistemi var ve uzaktan kumandayla açılıp kapatılabiliyor. Tabii bu olmasaydı eksik kalırdı böyle bir villa için. Yine bu yatak odamızda mevcut boşlukları yapan arkadaşımız bu şekilde dolaplar yerleştirerek değerlendirmiş. Renk de güzel, mavi. Burada da aynı şekilde bir dolap yerleştirilmiş. Yani buraya yatak odasını yerleştirirken ekstradan gardırobu koymanıza gerek kalmayacak. Hemen buradan diğer ikinci yatak odamıza geçiyoruz. Bu yatak odamız da diğer yatak odamıza göre biraz küçük. Çocuk odası olarak tasarlanmış. Aydınlatmaları ve zeminleri aynı özellikte. Burası ikinciydi. Bu üçüncü yatak odamız. Evet. Burası da 12 metrekarelik bir oda. Dediğim gibi yani yine özellikler aynı. Sadece büyüklükleri fark ediyor. Yine burada da elektrikli panjur sistemimiz mevcut. Ve her bu villamızın bir diğer detayı da her cephesinden pencereler açılarak yeterli düzeyde aydınlık kalmasını sağlamışlar. Ayrıca her saatte ışık görüyor. Hemen bu katımızdaki en büyük banyomuza geldik. Burası genel banyomuz. Yine diğer yatak odasında olduğu gibi işte çok büyük bir Hilton lavabomuz. Onun paralelinde aynamız, aynamızın arkasında aydınlatmamız var. Ve duşakabinimiz. Duşakabinimizin içi de gayet geniş ve rahat. Hem renk olarak seramiklerin rengi, zemin ve duvar renkleri birbiriyle çok uyumlu ahenk içerisinde. Ve geldik son dördüncü odamız, dördüncü yatak odamız. Bununla beraber 5 tane yatak odamız oldu bu villamızda. Burası da 13 metrekarelik bir alanımız var. Buradan balkona çıkışımız var. İlk anlatırken de bu balkona girmiştik. Yine bahçe ve havuza dönük bir balkon. İkinci bir husus da bu yatak odamızda yine bu taraftan küçük bir balkon detayı olduğunu görüyoruz. Bu balkon detayında katlanır camla kapatmışlar. Böyle kendine ait özel spesiyal bir alan oluşturulmuş. Çamaşır makinesi de koyulabiliyor. Bir çamaşırhane gibi kullanabilirsiniz. Buraya da yine termosifon şoförünün yerleştirilmesi için alan ayrılmış.
Burayı da bu şekilde değerlendirmişler. Hani şeyden oturulan yerden ayrı olsun diye böyle farklı bir alan yaratılarak o işlerin daha düzenli halde yürütülmesini sağlamış yapan arkadaş. Evet, villamızın içinde bu şekilde size anlatmış oldum. Tekrar söylüyorum, yani gerçekten kullanılan malzeme ve uygulamaları çok çok kaliteli. Çok düzeyli, çok seviyeli bir yapım. Gelip görmenizi diliyorum. Biz çok beğendik ve sizin de beğeneceğinize eminim. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Villamızın bahçesinde tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, son konuşmamızı yapmak üzere villamızın bahçesine geri döndük. Evet, başta da söylemiştim. Villamız 380 metrekarelik bir arsaya sahip. 5 tane büyük odamız var. 1 tane salon mutfağımız, 3 tane de banyo tuvaletimiz mevcut. Villamız tam müstakil olduğunu söylemiştik. Kendine ait özel otoparkı, kendine ait yine özel havuzumuz var. Villamızla ilgili anlatmamız gereken çok özellik ve nitelik var. Bunları villamızı tanıtırken size tek tek söylemiştim. Bir daha anlatmaya gerek yok. Villamızın fiyatı ile ilgili olan fiyatını açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bizi izlemeye devam edin. Yeni bir çekimde görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar.